Herkese merhaba. Bugün size NQAI platformunun SAP MCP Server özelliğini tanıtacağım. Hızlıca bir demo ile başlamak istiyorum. Şimdi burada Cloud Desktop uygulamasını açtım ve yeni bir chat sayfası oluşturdum. Ve sorumu soruyorum. Okuyalım birlikte promptu. SAP sisteminde 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2025 tarihleri arasında oluşturulmuş S020 malzeme türüne malzeme için rapor oluştur ve analiz et diye bir soru soruyoruz Cloud'a. Cloud'da böyle bir bilgi yok. 3.7 Sonnet modelini kullanacak. Bu modelin içerisinde böyle bir bilgi yok. Bu bilgi nerede var? SAP sisteminde var. Bu bilgiyi elde edebilmesi için bir SAP'ye erişip oradan veri çekmesi gerekiyor. Bunun için NQAI platformunda SAP MCP Server özelliğini kullanacağız. Şimdi şuradan MCP Server'lara baktığımız zaman Cloud Desktop, benim Cloud Desktop uygulamamda NQAI'nin MCP Server kurulu ve bir de file sisteme erişebilecek bir MCP Server kurulu. Şimdi ve burada kullanabileceği tool'lara burada bakıyoruz. Klasörlemelerle ilgili tool'lar var. NQAI platformunun içinde bulunan tool'un adı SAP Report Call Tool'u. Bunu çağırmasını bekliyorum bu sorgudan sonra. Sorgumuzu gönderdik cloud'a. Şimdi cevap verdi. Bunun içinde de SAP'den veri çekip analiz edeyim dedi. Ve bana şunu soruyor. SAP Report Call adında bir tool var. Ben bu tool'u çağırmak istiyorum. Kabul ediyor musun? Yok. Burada buna izin veriyorum. Şimdi ben bu izni verdikten sonra bu question'ı, bu soruyu aldı. MCP Server'a iletti. MCP Server bu soruyu structured bir yapıya çevirdi. ABAP kodları çalıştı. Bir select sorgusu çalıştı ve select sorgusunun sonucu MCP Server üzerinden Cloud Desktop'a geldi. Cloud Desktop gelen sonucu analiz etti. Şimdi sonuca bakalım. Bu rapor döneminde Z020 malzeme türünde toplam 5 adet malzeme oluşmuş. Demo sistem olduğu için malzeme sayısının az olduğuna çok takılmayalım. Burada belli başlı analizler yapmış. 2024 yılında 2 adet, 2025 yılında 3 adet malzeme oluşturulmuş. Malzeme gruplarının dağılımını vermiş. İsimlendirme için bir analiz yapmış. Bütün malzemeleri oluşturan sözcüğün kullanıcısı olduğunu söylüyor. Ve burada belli başlı bir öneriler belirlemiş. Demiş ki isimlendirme standartizasyon için test ve demo ifadelerin kullanımı ile ilgili bir politika belirlenebilir gibi bir şey söylemiş. Farklı kullanıcıların da malzeme oluşturması için yetkilendirme yapılabilir gibi bir öneri yapıyor. Tabii ki bunun üzerine biz farklı sorularda sorarak gelen bilgiyle ilgili yorum yapmasını isteyebiliriz. Daha detaylı yorum yapmasını. Şimdi yine aynı raporu çalıştırıcıya farklı bir sorgu daha yapmak istiyorum. Daha fazla malzeme gelsin diye SAP sisteminde 1 Ocak 2020 tarihinden sonra oluşmuş bütün malzeme türlerindeki malzemeler için bir rapor oluşturmasını istiyorum. Gönderdim. Şimdi sadece daha önceki sorgumuz 2024-2025 yılları arasındaki belli bir malzeme türü içindi. Şimdi 1 Ocak 2021 tarihinden sonra oluşturmuş bütün malzemeleri sistemden çekiyor. Malzeme türü bağımsız çekiyor. Ve bir rapor oluşturuyor. Yine aynı şekilde SAP sistemine gitti. SAP sisteminden bir veri döndü. Bu veriler geldi. Zaten sistem demo sistem olduğu için fazladan bir malzeme daha geldi. Malzeme türü filtresi vermediğimiz için o da ekranımıza yansıdı. Bununla ilgili de belli başlı yorumlar yapılıyor. Cloud yapmış durumda. Bunları isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz bu yorumları. Şimdi 2021 tarihinden önceki malzemeler içinde bir sorgum var. Bu sorguyu da kopyaladım, yapıştırdım ve çalıştırıyorum. Biraz önce 2021 tarihinden sonraki malzemeleri çektik. Şimdi de 2020 tarihinden önceki malzemeleri çekiyoruz. Ve yine sorgu SAP Call Report çalıştı arka planda. Şu anda SAP'ye gitti sistem. MCP Server select sorgusu atıldı ve select sorgusunun sonucunda ben sonucun döndüğünü görüyorum. Cloud'un da bir yorumlama süresi var bu veriye.
9 adet malzeme 2000 ve 2020 tarihler arasında 9 adet malzeme oluştuğunu görüyoruz. Bu malzemelerin tamamı zaten 2020 yılında oluşmuş. Burada bir gözlem yapmış. Malzeme oluşturma aktivitesi 2020 yılının son çeyreğinde yoğunlaşmış. 2000-2019 arası hiç malzeme oluşturulmamış görünüyor gibi analizleri kendisi yapıyor. Bazı malzeme numaralarının sayısal formatta olduğunu söylemiş. Bazı malzeme numaralarının alfanümerik formatta olduğunu belirtmiş. Şimdi şurada malzeme açıklamasında biraz dikkat çekmiş. Chain lock açıklaması 3 farklı malzemede kullanılmış diyor. 74, 75 ve CHLK 101. Buna dikkat edin diyor. Bu aynı malzeme olabilir demek istiyor. Yani ne yapabiliriz? Sistemdeki benzer malzemelerin olup olmadığını Generative AI'ya, Claude 3.7 Sonnet modeline sorgulatabiliriz aslında bu yöntemle. Şimdi önemli bulgular ve öneriler de belirtmiş. Malzeme kodlama standartizasyonu belirtmiş. İki farklı format kullanıldığı söyleniyor. Gelecekte malzeme numaralama formatının standartize edilmesini öneriyor. Malzeme açıklamaları bazı malzemelerde aynı açıklamaların kullanılması takip edilebilirliği zorlaştırabilir diyor. O yüzden açıklamaları daha detaylı yazın. Bunlar her birbirinden farklı malzemelerse gibi bir yorumda da bulunmuş. Şimdi bu sadece malzeme raporu çekmiyor. Örneğin biz sistemimize bütçe raporunu da tanıttık. Bütçe raporunu çalıştıracak şekilde bir sorgu yazıyorum. Aynı chatten devam ediyorum. Yani ne yapıyor bizim MCP sorgumuz? Burada hangi raporu çalıştırması gerektiğini de belirleyip SAP'den gidip o raporu çalıştırıyor. Sorgumu yazdım. SAP sisteminde PL hesaplarda budget kategorisinde Euro para birimi için bütçe raporu oluştur ve analiz et. Biraz önce malzeme raporu oluşturuyordum. Şimdi bütçe raporu oluşturmasını istiyorum. Gönderdim. Yine subreport kolu çalıştırdı. Burada MCP Server'a gönderce soruyu yazdı. Şu anda ben logları görüyorum. Şu an veri döndü. Dönen veriyi Claude 3.7 Sonnet yorumluyor ve hızlı bir şekilde yorumladı. Gelen veriyi güzel bir şekilde analiz etti. Ve bize şu şekilde bir görsel analiz de hani yapabildiği kadar grafik çizemiyor tam olarak ama bu şekilde bir görsel temsili de yapmış bulunuyor. Detaylı analizleri yine videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmemek için bunları okumuyorum. Bütçe planlama yapısı ile ilgili dikkat çeken noktaları, ileri analizler için neler yapılabileceğini her şeyi yazmış durumda. Şimdi yine bütçe raporunu çalıştırabileceğimiz farklı bir sorgu daha yazacağım. Bu sorgu biraz daha fazla sonucu biraz daha fazla veri içerecek. Düşünme süresi biraz daha uzun olacak. SAP sisteminde 62 hesabındaki aylık değişimleri tüm kategoriler için gösteren bütçe raporunu oluştur. Ay buradaki aslında dikkat etmesini gereken yer ne? Aylık değişimleri diyor. Aylık değişimlerle ilgili bir soru soruyoruz bütçe raporundan. Şimdi gönderdim. Bu şu an sorgu çalıştı ve cevabın gelmesini bekliyoruz. Burada biraz cevap geç geleceği için size hızlıca burada nasıl bir mimari yapı var onu göstereyim. MCP Host dediğimiz şey Cloud Desktop. Bu yakında Gemini ve ChatGPT'ye de gelecek bu özellik. Şu anda Cloud zaten Anthropic firmasının çıkarmış olduğu bir protokol bu. Modül MCP. Buradan ne yapıyor? MCP Server'lara bağlanabiliyor. Şu an bizim Cloud Desktop'ımızda da iki tane MCP Server var. Birisi Local File sisteme bağlanıyor. Burada klasörler arasında arama yapabiliyor. Dosyaları okuyabiliyor. Dosya yazabiliyor. Bir diğer MCP sorunumuz da SAP'ye Web API ile bağlanıyor ve verileri çekiyor. Bakalım Cloud Desktop'umuza geri dönelim. Burada devam ediyor hala yorumlaması. Ben logları görebiliyorum diğer ekranımda. Şu an veri dönmüş durumda ama veri biraz büyük olduğu için şu anda 3.7 Sonnet modeli gelen veriyi yorumluyor ve bize güzel bir rapor çıkaracağını düşünüyorum.
Bu arada kısaca Neko AI platformu ile ilgili bilgi vereyim. Neko AI platformu kurumların kullanabileceği bir yapay zeka platformu. O yüzden kurumsal yapay zeka platformu diyoruz. İçerisinde çok katmanlı bir agent mimarisi var. Birden çok agent'ı birlikte çalışmasını sağlayabiliyoruz. Şirketinize özel verileri kullanarak bunların şirket içerisinde kalmasını ve dışarıya çıkmasını engelliyoruz. Lokal LLM destekleri var. Yani siz OpenAI, Gemini gibi modelleri kullanmak istemiyorsanız, dışarıya veri çıkmasıyla ilgili bir hassasiyetiniz varsa içeride biz Llama, Mistral gibi lokal LLM modellerini de kullanabiliyoruz. Yani tamamen dışarıya bağımlı olmadan dış dünyayla bağlantıyı kesip içeride kurum içerisinde çalışabilecek bir kurumsal yapay zeka platformu. Neko'nun en büyük özelliği de en güçlü yanı da SAP ile entegrasyonun olması ve bir SAP konnektörünün olması. Cloud uygulamasına geri döndüm. Raporun sonuçlandığını görüyoruz. Şimdi bu raporda dediğim gibi daha büyük bir veri geldi. Hesap 62 hesap demiştim. Onun cost of sales, satışların maliyeti gibi bir hesap olduğunu söylüyor. Dönem 2024 mali yılı Ocak ve Aralık ayı gelmiş. Kategoriler gerçekleşen bütçe ve tahmin kategorileri para biriminde Euro, Türk Lirası ve dolar bazında veriler gelmiş. Şimdi bunların ben sorumda aylık değişimini merak ettiğim için burada aylık değişimiyle ilgili verileri vermiş. Bu actual gerçekleşen bu bütçe ve forecast bilgileri de var. Şimdi burada belli başlı karşılaştırmalar yapıyor ve burada bulgular elde etmiş. Şimdi nedir? Birkaç tanesini okuyalım hızlıca. İlk 4 ayda Euro bazında gerçekleşme bütçenin %76-86 aralığında kalarak bütçenin altında seyretmiştir. Nisan ayında gerçekleşme oranı %85,79, yılın geri kalanında bütçeye yaklaşma eğilimi olabileceği göstermektedir. Yani bütçemize gerçekleşen daha çok yaklaşmış Nisan ayında, Mayıs, Haziran gibi aylarda da bunun daha çok yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Büyüme ve trend analizi. Bütçe kategorisinde yılın ilk 6 ayında aylık artış oranları daha yüksekken ikinci yarıda artış hızı yavaşlamaktadır. Bütçede 10. ve 11. aylara göre yüksek artışlar planlanmış. Bu durum sezonsal etkileri işaret edebilir, diyor. Para bazında değerlendirme yapmış. Maliyet artış eğilimleri, satışların maliyet hesabında yılın başında hızlı artışlar görürken yılın sonuna doğru artış hızı yavaşlamaktadır. Bu durum yılın başındaki üretim ve maliyet baskılarının yıl içinde dengelenmeye başlandığını gösterebilir, diyor. Burada belli başlı önerilerde de bulunmuş. Dediğim gibi videoyu durdurarak bu yorumları okuyabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? SAP MCP Server kullandık. Şimdi bir de ben istiyorum ki benim bilgisayarıma bunu bir dosya olarak kaydetsin. Bu raporu bilgisayarımda desktop klasörüne HTML formatında bir dosya olarak kaydet diyorum. Enter'a bastım. Şimdi ne yapacak? HTML formatında bir dosya hazırlayacak ve bunu bilgisayarımdaki desktop klasörüne kaydetme işlemini yapacak. Burada tabi bana yine neyi sormasını bekliyorum. Write file, bu arada kendisi çalışıyor arka planda. Dosyayı hazırlıyor şu an. Scroll'u indirdiğim zaman bunu görebilirsiniz. Şimdi hemen size hızlıca burada bu işlemi yaparken Neko AI platformunun neye benzediği ile ilgili de bir demo yapmak istiyorum. Neko AI platformunuza geldiğinizde buradan bir kullanıcı adı şifre giriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Giriş yapar yapmaz karşınıza size yetkiniz dahilinde olan iş akışlarını görebiliyorsunuz. Bunların her biri bir iş akışı, her birinin bir görevi var. Birisi rapor çekmek, birisi rag yapmak, birisi sales order create etmek gibi gibi. Hepsi farklı özelliği olan flow'lar. Ayarlara gelip avatarınızı seçebiliyorsunuz, farklı bilgilerinizi girebiliyorsunuz, şifrenizi değiştirebiliyorsunuz.
Admin sayfasında dashboard'umuz var. Burada memory yüzücümüz %99 olmuş durumda. CPU %24'te şu anda. Sistemsel hatalar varsa bunları görebiliyoruz. User aktiviteleri görebiliyoruz gibi gibi. Members kısmına geldiğim zaman üyeleri burada yönetiyoruz. Yani şirketinizin çalışanları için burada hesap açabilirsiniz ve açtığınız hesaplara flow'ları assign edebilirsiniz. Assign flow dediğim zaman sistemdeki bütün flow'ları buradan görebiliyorum ve artı butonuna basarak yetkisini verebiliyorum. Yani bu MCP user bu sisteme login olursa kendisine atanmış olan iki tane flow'u göreceğini söyleyebilirim. Kısaca bu şekilde company settings sayfamız var. Buradan da şirkete özel ayarları yapabiliyorsunuz. Buradan geldiğim zaman My Research Team'e tıkladım diyelim. Tıkladığım zaman bu sürece ait işlemlerimi burada yapabiliyorum. Burada sorular soruyorum ve cevaplarını alabiliyorum. Şimdi dönelim Cloud'a. Write file'i kullanacağım diyor. İzin veriyor musun diyor. Ben buna izin verdiğimi belirtiyorum. Ve hazırladığı HTML dosyayı bilgisayarıma kaydedecek. Şimdi tabi desktop klasörüne kaydet dedim ama bu arıyor şimdi hangi desktop klasörünün nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Bakalım bulabilecek mi? Şimdi raporun sisteme kaydedildiğini, desktop'a kaydedildiğini görüyoruz. Rapor başarıyla oluşturuldu. Bilgisayarın desktop klasörüne HTML formatında kaydedildi diyor. Bu raporun neler içerdiğini söylüyor. Ben şimdi buradan desktop'a gidip HTML'e tıkladım. Ve raporun sonucunu burada HTML formatında görüyorum. SAP 62 hesabı bütçe rapor analizi tüm kategoriler diye bir başlık atmış. Genel bilgileri vermiş. Veri kapsamı ve bulunabilirlik. Gerçekleşen bütçe gerçekleşme analizi burada farklara dikkat etmiş ve aslında bana çıkardığı raporu HTML formatında güzel bir şekilde hazırlayıp bilgisayarıma kaydetmiş. Şimdi burada bunlar olurken SAP sistemine bir login olmak istiyorum. SAP sistemine login olup şurada ekranımıza getirelim. S16N'den S16N'den tablomuzu yazıyoruz. Burada çalıştırdığım zaman biraz önce MCP Server üzerinde yaptığım sorguları belli bir tabloya kaydediyoruz. Burada report ID'ler, report name'ler bakın burada bir material type adında bir report name ve sonrasında bütçe budget isminde bir report name çalıştığını görüyoruz. Hangi kullanıcı tarafından çalıştırılmış, Neku AI platformundaki kullanıcı adı nedir ve SAP sistemine unstructured yapı structured olarak nasıl gelmiş bunları görebiliyoruz ve burada da bizim MCP Server üzerinden nasıl bir dönüş yaptığımızın bilgisi bu tabloda kaydedilmiş durumda. Kısaca bu şekilde anlatabilirim. Farklı senaryoları sonraki videolarda yine anlatmaya devam edeceğim.